nevi lasi yemalar 24 evet görüyoruz ki herhangi muvazzaf bulunan bir şey vazifesinden terhis edilmekle daire-i vücuttan çıkarsa fatır Hakim onun çok suretlerini levh-i mahfuzlarda tespit eder ve tarihi hayatını tohumunda ve neticesinde nakşeder. Zaman ve mekan sahnesine çıkan bütün eşya zaman ve mekan sahnesinden çekildikten sonra yok olmuyorlar. Varlığını başka boyutlarda devam ettiriyorlar. Yani eşya ve varlıklar zeval ve fena ile yokluğa gitmiyor. Beş cihetle kayıt altına alınıyorlar. Birisi ilahi ilimdeki ayağını sabite, vücudu ilmi, manevi Dir ki her şeyin kaydı burada bulunmaktadır. Eşya ve mevcudat canlı bir levha şeklinde bu ezeli ilimde varlıklarına ilmi ve manevi olarak sürdürüyorlar. İkincisi ezeli ilmin bir tecellisi olan levh-i mahfuzdur ki her şey burada da kayıtlıdır. Lakin maddi ve harici bir cisim şeklinde değil ilmi ve manevi bir şekildedir. Üçüncüsü meleklerin kamerasıyla her şey kaydediliyor. Kiramen katipleri gibi dördüncüsü insanların kendi hafızasında kayıtlı olmasıdır. Beşincisi cennette eşyanın aynı ile iade edilip orada bir müze şeklinde bulunmasıdır. Evet kainatta ve dünyadaki her şey ahirette bir menzil olup hatıra türünden aynı ile muhafaza edilecektir. Bu anlamda eşya maddi varlıkları ile bulunacaktır. İnsanın dünyada ülfet ve ünsiyet ettiği şeyleri Cennette sinema şeklinde seyretmek istemesi çok manidar ve kuvvetli bir arzudur. Türkiye'deki tarih eserleri görmek için ta Amerika'dan buraya masraf edip gelmek bu duygunun ne kadar esaslı bir duygu olduğunu gösterir. İnsan da cennette dünya ve dünyadaki hadiseleri bir müze tadında seyretmek isteyecektir. Bu yüzden kainatın her ahvali kayıt altına alınıyor ta ki seyrede bilsin zaman ve mekanın en küçük anı bile beş şekilde kayıt altına alınıyor ve bu yönüyle bakileşiyorlar bu paragrafın ana teması bu kayıt altına alınmadır